Herkese selamlar. Ben Elden Ring rehberiniz Emin Çıtak ve bugün Royal Lucaria Akademi'yi keşfetmeye devam ediyoruz. Biraz odağımız dağıldı gibi göründü ama ekipmanlarımızı ayarladık. Kılıcımızı, daha doğrusu hançerimizi, asamızı ayarladık. Onu istediğimiz seviyeye kastık. Bunun sonrasında Mind ve HP tarafında yani mana ve stamina tarafında belli geliştirmelerimiz olacak. Şimdi Royal Lucaria Akademi'yi keşfedeceğiz. İlk olarak yapmanız istediğim şey bu videoyu beğenmek ve yorumda bulunmak. Bunu neden istiyorum? Çünkü YouTube siz bu videoları beğendikçe ve yorumda bulundukça bu videoları daha fazla insanın karşısına çıkarıyor. Ben kayda girmeyi unutmuştum arkadaşlar. O yüzden burada bir iki tane eşyayı almış bulundum ama çok önemli değil. Bir tanesi burada. Bakın tam şurada. Bu arada top geçiyor. Bu top canlı büyüyle yaratılıyor. İkincisi de şurada tuzaklı biçimde. İşte burada almaya çalışırken top tarafından öldürüleceğinizi düşünüyor ama topu atlatması son derece kolay. Üstünüze bile gelse son derece kolay. Geliyor. Şöyle yemleyin. Sonra zıplayın yanında. İçinden bile geçebiliyorsunuz. Ve karşıya geldiğimizde bu sefer karşımıza çok değişik bir arkadaş çıkıyor. Bizimle neredeyse aynı eşyalara sahip bir arkadaş. Büyülü bir kılıcı var. Tam bir deli. Magic Green Blade gene çok işinize yarayacak büyülerden biri. Burada. Şöyle tatlı tatlı yemleyebilirsiniz. Hemen bana tazeliyoruz. O da artık büyü yapmaya başlayacak. Gayet temiz bir dövüştü. İki taraf da güçlü ve Carrion Knight Shield'ı aldık. Yani setin aslında son parçasını aldık. Bunu kullandığımız halen medium roll'dayız. Buyurun. %100 hasar engelleme özelliği var. En tatlı yanlarından biri de büyüye karşı oldukça yüksek koruma sağlıyor. Şimdi şuradan devam ederseniz boss dövüşü var. Biz buradan o yüzden devam etmeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın etrafa. Uçsuz bucaksız bir dünya var burada. Hemen Great Glintstone Shard ayarlayalım. Yine burada büyücülerimiz var. Güzel. Burada da servantlar var. Bir iki vuruşa gidiyorlar zaten. Şu tarafta bir açıklık var. Arkadan gene devam edeceğiz. Hani o kayanın gelmesini engellemek istiyorsanız buraya gelmeniz lazım. Önce bir kısa yol açın. Aynı yere geri geldik. Şu tarafta bir tane waypoint var. O şeye gidiyor arkadaşlar. Church of Wow'a gidiyor. Yukarı gittiğimizde Rockslide da Greenstone Stars da iş görür. Hadi bakalım.
Ben önce büyücüleri hallettim o taraftaki. Tabii kafaya değdi. Temiz. Bakın buradan iki büyücü şunu oluşturup üzerinize atıyordu. Artık böyle bir şey yapamayacaklar çünkü öldüler. Glintstone Scarab aslında iyi bir eşya. Daha öncesinde Incantation versiyonunu bulmuştuk. Bu da arkadaşlar büyülerin FP şeylerini azaltıyor. Ama aynı zamanda daha fazla hasar yiyorsunuz. Aslında elinizdeki Azure Glintstone Staff'ın böyle bir eksisi var ya, büyüyü hızlı yapmamıza rağmen FP'leri yükseliyor büyülerin. İşte onu engelleyebiliyor. Tamamdır. Yolumuzu açtık. Bunun sonrasında artık başka maceralara devam edeceğiz. Yolun başına gidelim. Smithing Stone 5. Ve şurada Maiden var. Hemen Classroom'a geri dönelim. Classroom'du galiba ya, doğru olan. Ben bazen şaşırıyorum. O ikisi yan yana duruyorlar ya. Aynen, yanlış. Debate Parlor. Tamam, mekana geri döndük. İhtiyacımız olan kısa yolu açtık. Şuradan devam. Bakın burada bir tane Maiden var. Şu Maiden gelmeden alayım diyecektim de. Oyun gerçekten beni şey yaptı şu an. Rezil etti. Şimdi Maiden tek başına tehlikeli olabilir. O yüzden size önerim hızlıca şu arkadaşları çağırmaktır. Ha, güzel. Basalım şimdi Glintstone şartları. Güzel. Mind'i iyice yükselttiğimizde daha da etkili olacak bu büyüler. Tabi artık iyi bir silahımız olduğu için arkadaşlar öyle deli gibi Miscriot deli gibi staff'la da takılmak zorunda değiliz her zaman. Arada öyle değiştirip farklı farklı şeyler yapabiliriz. Gel bakalım. Bazen Golden Soldier'ı beni mahvediyor ya. Yani uyudu mu salaklar? Buraya girdiğimizde Golden Seal'imiz var. Plague Corps diyebilirsiniz. Farklı farklı yerleri var mekanın. Arkalara gidebiliyorsunuz. Şurada gizlenen bir tane kristal skarab var arkadaşlar. Böyle vururken bir zorluyor sizi de, bu eşya düşürüyor. Güzel de bir eşya düşürüyor bu arada.
Karalos, Glinstone Crow. Ya bir dakika, bir şey, hikaye, bir şey anlatacağız. Hemen bakalım neymiş arkadaşlar. Karalos, Glinstone Crow. Intelligence'ı yükseltirken staminanızı düşürüyor. Aslında çok güzel bir eşya ve gerçekten kullanabiliriz. Intelligence'ı yükseltmesi bizim işimize gelir. 52 iken 55'e yükseltiyor. Üçlük bir kazancınız oluyor. Shudo'nun ikilisi, bunları da hep bir önceki bölümde yoldayken bulduk. Hem HP'yi hem staminayı düşürüyor ama intelligence'ı artı 6 arttırıyor. Artı 6 mı olması lazım? 52'den yükseltiyor olması lazım. Evet, 6 puan yükseltiyor. Bayağı sağlam. Bu da bunun HP versiyonu. Yani şu şekilde takılmak hoşunuza gidiyorsa bu şekilde takılabilirsiniz. Summon'ları yollayalım. Kafamızı karıştırmasınlar. Intelligence'ı yükseltmiş olduk böylece belli bir seviye. Ha diyorsanız ki ya Emin boş ver. Sen karizmatik Karin Knight şövalyesi zırhına geri dön. Onu da yaparız canlar. Bakın mekanın bu alt kısımlarındaki birçok şeyi aldık. Bir de sağ taraf var. Sağ tarafa gitmemiştik. Sağ tarafta yine bir tatlı mı tatlı krep var. Bunlar Dark Souls 3'te ne kadar zordu ya. Golden Rune. Bir Golden Rune daha. Şu anki hedefimiz de söyleyeyim arkadaşlar. Mind 20'de, Vigor 25'te. İşte Mind'ı 30, Mind'ı 25'lere, Vigor'u 30'lara, Intelligence'ı da 60'lara falan getirmeye çalışacağız. Diğer skill'lere pek bulaşmayacağız. Bizim onlarla bir işimiz yok. Haberiniz olsun. Zaten çok uzun bir süre şu an kullanmış olduğumuz Radagon's Sword Seal efsanevi bir talisman ve çok işimize yarayacak. Hem Dex hem de STR'ye oldukça yüksek puan veriyor. Şimdi burada oldukça kalabalık bir grup var. O kalabalık grubu şöyle ayıklayın. Çünkü tepede spammerlar var yine. Hatta bakın içeride de var. Güzel. İçerideki spammer'ı hallettik önce. Şuradan Glinstone Witchblade aldık. Bu ikinci bulduğumuz, yok üçüncü bulduğumuz Witchblade. Bu da Intelligence tarafında silahların daha rahat skill edilmesini sağlayacak arkadaşlar. Ya tam manyaksınız ya. Baba. Kalkan kurtarıyor yani. Spammer manyakları. İkisi bir gitti. Taşılmaz ki burası. Önce buranın kısa yolunu bulmak lazım. O da buradan bulunuyor arkadaşlar ama tabii her zamanki gibi spammerlarımız bizi bekliyor. Buranın zaten en büyük problemi bu. Spammerlar. Tabii yer çekim büyülerine karşı büyücüler daha dirençsiz genel olarak.
Glintstone büyülerine karşı dirençli bunlar. Glintstone büyücüleri oldukları için. Hemen alt taraftaki yolu açalım. Çünkü kaynaklarımız biraz tükendi. Buradaki büyücülere ulaşırken, büyücülerle uğraşırken etrafı da güzelce bir dolaştık. İhtiyacımız olan yerleri açtık. Şimdi bir oturalım. Ondan sonra o aşağıdaki kapıdan yukarı doğru devam edelim. Raya Lucaria zindan. Aslında bu kadar yüksek levelimiz olmasaydı ve bana güvenin demeseydim birazcık daha geç buraya getirirdim sizi ama gördüğünüz gibi oldukça işi birazcık şey yaptım mı? Rahat yaptım mı? Kolaylıkla bunları da halledebiliyorsunuz. Ve saplama hasarına karşı inanılmaz dirençsizler. Onu da bilin. Bir de şeye karşı da çok dirençsizler. Elimizdeki kalkan burası için biçilmiş kaptan. Kaptan değil tabii, kaftan. Şuralardan hatırlarsanız daha önce gelmiştik. Bence gayet net hatırlıyorsunuzdur. Staff'ı almaya buralara gelmiştik. Şimdi yapacağımız şey buradaki düşmanları temizlemek ve daha farklı bir rotaya kavuşturmak kendimizi. Bu abi spammer. Saldırısının genelde bitmesini bekleyin, bir de bozuluyor. Bakın bozulduğunda çıldırarak her şeyi atıyor. Bir saplama hasarlık işi var. Eğer almadıysanız burada bir eşyamız var. Çok da önemli değil bunlar. Ama olsun. Cebimizde olsun. Cebimizde bir golden rune olsun. Zor zamanlarda yardım eder. Zor zamanlarda bozdurur harcarız. Burada niye ölmüş lan bunlar? Niye öldünüz siz buralarda? Tuhaf. Geçen şeylerden kaçarken ölmüş olabilirler. Ben de şimdi boş boş konuşuyorum yani. Ay, sanki ben hiç ölmüyorum. Hep mükemmel. Heh. Geldik fasulyelerin faydalarına. Burada bir falanks hazırlayın. Çok pis dalacaklar burada. Ha şu var ya. Baba görüyorsunuz mu ya hareketleri? Sıra bende. Ve güzel. Biri gitti. Diğeri de gitti. Tabi buralarda biz daha önce hatırlarsanız koşa koşa gitmiştik. Böyle düşmanları öldüre öldüre gitmemiştik. Şuraları hatırlarsanız yine. Bir saniye. Arka taraflarda ineceğimiz bir yer var mıydı onu hatırlamaya çalışıyorum. Ha şuradan geldik zaten. Tamam, normal devam ediyoruz biz. Şu karşıya gideceğiz. Bakar mısınız mekana ya? Şuradan karşıya atlayacağız. Tamam. Bu ne yazmış? Try talisman. Hadi bakalım. Şuradan hatırlarsanız biz devam etmiştik. Bu sefer öyle bir şey yapmayacağız. Şu karşıya atlayacağız. Bu karşıya atlaması biraz zorlu ve ölebilirsiniz. Ben de ölebilirim. Ama orası güzel bir yere açılıyor. Bir de düşman atlıyor tepenize tabi.
Eyvah bozuldu. Kalkanla bekleyin. Tabi bu da bir çözüm. Böyle hayvan gibi defansı olmayan düşmanlarda özellikle bayağı işe yarıyor ya. Diğerlerinde de böyle iki kere falan yaptığınızda ölüyor. Bosslarda bile çok işe yarıyor. Buradaki kristalleri öldürdük. Hemen geri. Phalanx'ı hazırlayalım. Ne kritik vurduk be. Öyle. Haydi bakalım, çık 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 çık. Raya Lucario Akademi hakikaten çok tuhaf yer ya. Benim elimde şey var mı? Atacak bunlara. Ha. Craft edebildiğim hangisi şu an? Ha, Cracked Crystal lazım. Madenlerde arayacağız bunları. Ama bundan yapabiliyorum. Tamam. Tayin Tepe'ye çıktık. Buradan seal alacağız. Giant neydi lan bu? Heh. Full Moon Crossbow. Giant Seal ta nerede çıkıyor? Ben de var ya iyice kafam karışmış. Şimdi bir de normalde benim yayınlarda oynadığım bölümler var ya arkadaşlar. Giant Kristal nedir arkadaş ya? Giant Seal pardon, kristal de değil. Emin. Sakin birazcık, sakin. Na böyle kocaman bir alana geri döndük. Şunu alamıyorduk ya. Bunu alacağız şimdi. Smithing Stone artı 4. Buraya geri inebiliyoruz. Şimdi geçen seferki rotamızı izleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü biz oraya sadece şimdi şey için gittik. Asa için gittik. Ne olur düşmeyeyim. Çok aptalca atladım çünkü. Şurada yolumuz var yine. Alternatif olarak o çatıya buradan da çıkabiliyorsunuz bu arada. O bir hata oldu ama. Bakın çatının alternatif gidişi şu taraf. Burada da bir ceset. Ya çatıda niye millet ölmüş? Ben anlamadım ki. Çatıda niye insanlar var? Neden bu akademi bu kadar manyakla dolu? Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum artık. Yoruldum ya. Ver bakalım. Imbued Sword Key. Çok güzel bir eşya. Diğeri gelince anlatacağım. Burası yeri değil. Heh. Göstereyim size. Şimdi bu bizim ışınlandığımız kapılar var ya. O kapıların bazıları kilitli. Özellikle bir yer var ve oradaki kilitli. Oradaki kilitli kapıyı bununla açabiliyoruz. Bunlarla açabiliyoruz. Oyun dünyasında bunlardan gerçekten çok sınırlı var. Zaten o kapılardan da çok sınırlı var arkadaşlar. Gördünüz mü? Büyü bile yapmamıza gerek yok ya. Tabii böyle durumlarda sıkıntı olabilir. Aşağı düşüp öldü o galiba. Bak bu delirdi. Delirdi. Bazen bir tane hasar yiyince delirebiliyorlar. Evet geldik bu belaya.
Bekliyoruz. Şu arka taraf bahçe zaten, ana bahçe zaten. Ha, bunların da böyle çat diye hızlıca öldürebildiğinizi unutmayın. Tam bir şerefsiz onlar. Avize'den Glintstone Key almıştık. Şimdi öyle bir amacımız yok. Aşağıda ama şerefsiz var. Çok agresif ya. Bu kadar agresif olmaya gerek var mı? Buradaki büyüleri falan her şeyi toplamıştık, hatırlarsınız zaten. Hiç şey yapmaya gerek yok. Bırakın hazırlansın o. O da gitti. İşte şu şuradaki abiyi. Oradaki abiyi zaten hakladık biz. O taraftan gitmeyeceğiz. Bu taraftan gideceğiz biz. Bu taraftan gittiğimizde de şurada bir tane crab var. Eğer almadıysanız önceki bölümlerde onu da buradan alabilirsiniz. Şurada da yine tatlı bir eşyamız vardı. Bunları tabii biz zamanda topladığımız için şu an çok gerekli değil. Burada oyunun en başına aslında geri döndük arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Bak orada bekleyen abi. Etraftaki şeyler. Bakın en başına geri döndük aslında oyunun. Ya oyunun dediğim zindanın en başına geri döndük. Bunlar da terbiyesiz terbiyesiz büyücüler. Büyü yapmayı yasaklayacağım ben ya. Ayıptır arkadaş. Şimdi envanterde bir şey kontrol edeceğim. Prophecy yaptık. Homing Instinct Painting yaptık. Tamam. O tarz şeyleri kaçırmak istemiyorum da arkadaşlar. Ufak kontrolünü yapacağım o yüzden. O tarz ufak şeyler bazen kaçabiliyor. Ben o tarz ufak şeyleri kaçırmak istemiyorum hiçbir şekilde. Şimdi canlar. Mekanın çok büyük bir kısmını şu anda hallettik. Bir kez daha Debate Parlor'a geri dönüyoruz. Değil mi? Arka tarafta falan gideceğimiz bir yer kalmadı artık. Artık yapmamız gereken şey dümdüz ilerlemek. Çatı tarafını keşfettik. Buranın çatısını keşfettik. Sol tarafı keşfettik. Sağ taraftaki işleri hallettik. Bu bahçe katını hallettik. Bir şey de kalmadı aslında. Bu noktadan sonra yapmamız gereken şey boss'la yüzleşmek. Bu boss'la yüzleşmek, erkenden yüzleşmek de bence önemli. Çünkü size verdiği Great Rune aktif edilebilecek bir Great Rune değil arkadaşlar. Onu böyle yanınızda taşıyorsunuz. Renala'nın sizin yeteneklerinizi sıfırlama gücü var. Bu gücü kullanıyor ve istediğiniz zaman eğer elinizde bir de tier varsa ben de var mı bilmiyorum, anahtarlar bölümündeydi. Bir tane şey de var, onu gidip alacağız zaten arkadaşlar. Onu merak etmeyin. Evet, şu an yok, onu gidip alacağız. Sonraki bölümde çünkü bir yan görevlere falan da yine girişeceğiz. Buradan boss'a gidebiliyorsunuz. Şimdi boss'tan önce ne yapacağız biliyor musunuz? Buraya kadar boşuna getirdim ama. Church of Irith'e gideceğiz. Ve öncelikle Tomps'la görüşeceğiz. Bizden hatırlarsanız bir tane fazladan Glintstone Key istemişti. Çünkü akademiye de geri dönmek istiyor. O akademiye geri dönmek istiyorsa bizim de buna karşı gelmemiz doğru olmaz. Bok ne haber? Orada takılıyor. Şu büyülerden herhangi birini istiyorsanız alabilirsiniz. Starlight alayım gitsin, takılsın. Para kazansın. Akademi Glintstone Key'i veriyoruz. Emin misin dedi. Bana Glintstone Key'i gerçekten verecek misin? Oha.
Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi yeniden akademiye geri dönebilirim. Aynı zamanda çalışmalarıma devam edebilirim. Ve Glintstones büyüleri hakkında uzmanlığımı yeniden kazanabilirim. Adam eğitim aşkıyla dolup taşmış. Senin bu bana verdiğin şey işte senin blessing'le, senin kutsamanla beraber ben de gideceğim diyor şimdi. Raya Lucaria Akademi'ye diyor. Orada yeniden büyülerime yoğunlaşacağım, büyülerimi öğreneceğim. Şey yani adam şu an çok hevesli. Toms. Tamam, takılsın. Toms da adamdır. Şimdi first step'e geri dönelim. Önemli bir NPC görevimiz var çünkü. Buraya geliyorsunuz. Burada bize laf söyleyen şerefsiz vardı ya. O şimdi Lurnia'ya gitti. Diyor ki Rose Church'ü ara diyor. Rose Church'e git, ben de oradayım. Önemli bir NPC arkadaşlar, bizi de takdir ediyor. Maidenless falan ama yani sen de iyi iş yaptın havalarında. Bunun dışında Sorcerer Selen ki önemli NPC'lerden biri. Şu an onunla ilgili bir işimiz yok. Ama bu bölgede bir tane Larvartier var. Onu da gelmişken hemen almak istiyorum. Böylece size arkadaşlar şeyi gösterebilirim rahatlıkla. İşte stat nasıl sıfırlanıyor, nasıl ne işe yarıyor, onun işleyişini de gösterebilirim. Hazır zamanımız var. Raya Lucaria'yı bitirdik. Şurada bir tane şey olması lazım. Düşman. Buradaki miydi? Şu. Şuydu galiba ya. Birinden bunların ayı çıkıyordu. Glintstone Staff. İyidir, bu da iyidir. Hanginiz ayı ya? Bulana kadar keselim. Şu ileride olması lazım ya. Ben yanlış gördüm. Şunlar da değil de. En azından seviye seviyedir. Şimdi ileride bir tane düşman olması lazım. Ayı böyle üstünüze atlıyor şuralarda. Şu galiba. Evet, orada bir tane tek başına bekleyen manyak var. Hanginiz oğlum? Sen? Ha bu. Zaten etrafına mesajları yazmışlar. İyi izleyin bak şimdi. Ha geliyor. Ha geliyor bak. Allah! En sevdiğim düşmanlar arkadaşlar. Abi bu ne? Bakar mısınız? Yani yakalıyor da bir şekilde yani o kadar hızlı ki. Bak. Abi sen bu savaşta bile değilsin ya. Dur lan mana için. Hayır. Biraz ayıya da hayvan demem gerçekten mükemmeldi. Ayı kardeş, kesileceksin en sonunda. Senin bu durumdan kurtulma şansın yok. Surprise. Güzel. Bir tane larval, larval tier verdi. Oyun dünyasında bunlardan gerçekten düşündüğünüzden çok daha bol buluyorsunuz. O yüzden öyle dert etmenize gerek yok. Ama başlarda tabii birazcık sıkıntılı. Özellikle Nokron'a indiğinizde bayağı buluyorsunuz. Radan'dan sonraki bölge. Şimdi bu Larvartier envanterde dursun. Bizim boss mücadelemiz ve sonrası için çok önemli çünkü. Ya boss mücadelesi için önemli değil de sonrası için önemli. No skill.
Kalkanlarda bu önemli ama bu arada. Çok güzel manzara. Erdtree'ler. Minor Erdtree'ler ve gerçek Erdtree. Baksanıza. Geceleri daha bir güzel oluyor bu Lens Bitwing ya. Hadi gidelim. Şunlar güzel bir eklenti olacak sizin için. Özellikle boss'un ilk fazı için. Boss'un ilk fazı biraz şeye benziyor. Eğer 3. oyun oynadıysanız Dark Souls 3'teki Deacons of Deep olması lazım. Of the değil de of deep. Şunu ölürsek diye hemen aşağı gönderelim. Hadi bakalım. Oy oy oy, açtık kapıları. Çok güzel tasarımlar ya. Göz akları hep sapsarı olmuş. Biraz Mensis okulunun da havası var. Ve Renala. Yakında yeniden doğacaksın taze ve saf olarak. Şimdi burada kalkanı kırmaya çalışıyorsunuz. Bakın şunlar var ya. Bakın. Hop. Doğru olana. Bir tane atın. Pat kırıldı. Şimdi inecek Renala. Basın geçin şöyle. Normal büyüye dayanıklı olduğu için yerçekim büyüleri her zaman daha etkilidir. Bakın şunları attığınızda böyle çok istediğiniz gibi bir hasar vuramıyorsunuz. Biraz patlayacak. Sonra devam. Bunlar bir de alev malev atıyorlar. Bunlar iyice manyak ya. Hayır, kitap atıyorlar size. Öyle deliler yani. Hangi tarafta var? Ve gittiğiniz her yerde bir şeyler oluyor. Ben koruma kalkanlığı bulamadım ama. Baba görüyor musunuz? Çok güzel boss dövüş tasarım olarak ya. Kafama bir şey düştü. Atlan. Şimdi arkadaşlar, Renala ile kapışma noktası önemli. Renala büyüye karşı oldukça dirençli ve bu build üzerinden gidiyorsanız farklı çözümler üretemediğiniz takdirde sıkıntıya düşebilirsiniz. Bu sıkıntıları en aza indirmenin yollarından biri Roger'ın bize vermiş olduğu bu Rapier'ı kullanmak. Çünkü artı 8 olarak başlıyor ve gayet rahat kullanabileceğimiz bir seviyede. Bir ikincisi, eğer rune arkınız varsa canınızı, mananızı ve staminanızı güzel bir şekilde tazeleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak flasklerinizin dağılımını bu boss fight için değiştirmeniz gerekiyor. Eğer varsa elimizde kullanalım. Ben biliyorsunuz arada unuturum. Gerek yok. Bakın flasklerin dağılımını 8'e 1 şeklinde yapsanız bile olur. Çünkü çok fazla büyüye dediğim gibi ihtiyacınız olmayacak bu boss fight'ta. Canınızı tazelemek çok daha önemli olacak. Wondrous fiziğe baktığımızda
Negates Damage'in Mixed Physics. Bu gayet yeterli bizim için. Şimdi bütün optimizasyonlarımızı yaptık. Boss dövüşüne katıldık. Bu biraz Deacons of Deep boss'una benziyor. Bakın böyle sarı ışık gördüğümüzde milletin üzerinde hemen onları atlıyoruz. Burada hızlı olursanız ilk fazı olabildiğince de hızlı bitirmiş olursunuz. Ama çevredeki her obje, her şey size saldırıyor arkadaşlar. Rena'la şimdi aşağı düşecek. Hemen ayarlıyoruz ve başlayın saldırmaya. Mesela ben bir hatalı hareket yaptım. Çok önemli mi? Değil. O yüzden zaten karakteri optimize ettik o kadar. Şimdi milleti yukarı doğru götürüyor. Onları mezar taşına döndürecek. Belli bir süreniz var. Çok korkmayın. Şurada arkada yok herhalde. Bakın onları size doğru yönlendirecek. Onlar bayağı fazla hasar veriyor da. Böyle hemen gelmiyor. Şöyle bakalım arkalarda kaldı herhalde. Bak yollayacak şimdi burayı yıkacak. Ha şuradaymış ben görmedim. Baba baba. Ölüm tuzağı da kuruyorlar ya. Bu sefer yemezler. Kaçıyoruz. Hemen çevreye bakıyorum ben. Çevrede yok. Arka tarafta var mı? Arka tarafta da yok. Bak buraya vize düşecek. Şöyle gerilerden dolaşıyoruz. Bunlar arka tarafta kalmışlar. Of. Bak biri tuttu. Kötü oldu iki tane harcamak. Hiç harcamak istemiyordum. Ne yaptı ne etti? Aradan bir tane sektirdi vurdu kafama onunla. Bakıyorum şurada. Var mı başka etrafta? Hadi bakalım. Bitti. Geliyor Renala. Biraz geciktim bu sefer ama yapacak bir şey yok. Hemen bunu ayarlıyoruz ve bekliyoruz. İkinci fazdayız. Şimdi kozmik güçlerle alakalı ve hikaye parçalarıyla alakalı en güzel sinematiklerden birini göreceğiz. Aynı zamanda bu sinematikler, daha doğrusu bu karakterlerin hikayelerinin oyunun gerçek oynanışına nasıl etki ettiğini göreceğiz. Şimdi Renala ölmedi aslında. Karyan Kraliçesi. Ah benim sevgili. Korkun olmasın. Orada dayan. Sabırlı ol. Biz sonsuza kadar defalarca kez, sayısız kez yeniden doğabiliriz dedi ve yumurtasında bir şeyler oldu. Rani the Witch kendini tanıttı. Rani the Witch'i biz daha önce görmüştük. Bize kurtları veren abla. Ama burada önemli bir şey öğreniyoruz. Annemin yumurtası diye bahsettiği şey, annesinin Renala olduğunu burada ilk kez öğreniyoruz. Veya annesi gibi olduğunu. Yani nereye çekmek isterseniz öyle aslında daha doğru olur. Gerçi kapıştığımız kişi yine Karyan Kraliçesi Renala ama şu anda Rani'nin sesine sahip. Ve burada full moon konseptini bir kenara not etmenizi istiyorum. Çünkü aslında The Lens Between'deki çarpışan kozmik güçlerin, kozmik tanrıların
birleştiği bir yer. Bunlar bir taraf daha doğrusu. Şimdi şu saldırı bir manyaklık. O yüzden o bitene kadar şey yapıyorsunuz. Ki ileride biz de alacağız o saldırıyı, merak etmeyin. Bak 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 bak. Görüyorsunuz mu? Bir de spamlıyor şu an onu. İlk defa bu kadar çok spamlediğini görüyorum. Hayda, ters köşe kaldık. Bana mı geliyor onlar? Abla bir dur ya. Şimdi Bloodhound direkt bize şey yaptı, spamladı. Şimdi Giant spamladı. Abla çok terbiyesizsin ya. Kaç. Hiç şakaya gelmez arkadaşlar vallahi Rena'la. Spamlarından rahat kaçıyoruz ama hiç şakaya gelmezler. Aa ne yaptık, yanlış yaptık. Neyse. Yanlışla gönderdik de önemli değil. Bu işler böyle arkadaşlar. Şimdi ejderha ile uğraştırıyor bizi. Sağa kaçıyoruz, sola kaçıyoruz. En de sonunda onlar gidiyor çünkü. Bir şey yapmanıza gerek yok. Bu savaşı eğer büyücüyseniz hiçbir zaman aceleye getirmeyin arkadaşlar. Bakın yer çekim büyülerine karşı bayağı zayıf. Tamam, bitti işi. İlk başta çok fazla yer çekimi büyü kullanmamamın sebebi yarı canına kadar ilk fazı rahat atlatmaktı. Siz birazcık daha hani dengeyi değiştirebilirsiniz, daha fazla şey koyabilirsiniz. Ama bir Legend'ı bu arada halletmiş olduk. Oldukça etkili oluyor büyücülere karşı yer çekim büyüleri ama ilk başta özellikle o spamleri harcamanızı istemedim. Bu yandan karakteri belli bir seviyede optimize etmeniz güzel oluyor bu tarz savaşlarda. Yani çok fazla çıkmayacak böyle bir savaş karşımıza, onu da söyleyeyim yani. Bir de Kaelit'te bir büyücü savaşları falan olacak. Orada zaten yeterince çok güçlendiğimizden ve farklı türlerde büyülere hakim olduğumuzdan çok büyük zorluk yaşamayacağız. Bu fight'te diyelim çok büyük zorluk yaşadınız. Şart değil bitirmeniz arkadaşlar. Benim göstereceğim bir şey açısından önemliydi. O yüzden direkt buraya geldik. Her yeri tamamlarsınız. Luni of the Lake, sonra gelirsiniz çok daha güçlü bir şekilde Renala'ya saldırırsınız. Peki, Renala'yı
harcadık ama yeniden doğdu. Çünkü her zaman yeniden doğar. Ne oldu? Şimdi elindeki yumurtayla gene konuşuyor. Aa sen. Yeniden doğmayı mı istiyorsun? Yeniden doğmak mı istiyorsun? Ve arkadaşlar, artık bir larvar tier verdiğimizde o ayıdan düşen şeyler statlarımızı sıfırlayabiliyoruz. En başa geri dönüyor. Ardından istediğimiz gibi bunları dağıtabiliyoruz. Tabii ben şu anda değiştirmeyeceğim için böyle bir şey yapmayacağım. Yine kozmetiklerinizi burada tamamen Giga Chad'i isminize kadar her şeyi değiştirebilirsiniz. O yüzden Rena'yı bu kadar erken halletmek istedim. Burada güzel bir sandık var ama bunun açılmasına daha çok var. Bu bölgede şu anlık herhangi bir şekilde sizin saldırı yapmanız yasak. Ama ana yerini bitirmiş olduk böylece. Bu hakikaten çok etkili bir bölümdü benim açımdan. Çünkü farklı durumlarda büyücüyle ne yapacağımızı görmek önemli bir fırsattı. Ama gördüğünüz gibi birkaç basit numarayla avantajsız olduğumuz durumları bile tersine çevirebiliyoruz. Hatta en sonlarda bir benim kötü dövüşüm olmasına rağmen başarılı olmayı bildik. Kendi build'imize geri döndük. Yer çekimi büyüleriyle de Renala'yı hakkı rahmetine kavuştursak da kendisi geri geldi. Ya yapacak bir şey yok, Renala da böyle. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Önümüzdeki bölümde artık çevreyi, sol tarafları, sağ tarafları, her yeri güzel güzel keşfetmeye devam edeceğiz. Ve yan görevlerimizin durumları nedir? Onlara bir bakacağız arkadaşlar. Hadi bay bay.